Korkutucu atmosfer yalanı. Sayın Adnan Oktay ve arkadaşlarımıza yönelik basın manşetlerinde inanılmaz sözde suç iddiaları havalarda uçuşmakta, tehdit, şantaj, kişiyi özgürlüğünden alıkoyma, kara para aklama, casusluk ve benzeri gibi çok asılsız ve mesnetsiz suç isnatları yapılmaktadır. Bu kadar çok sayıda suçu hep birlikte işleyecek kişilerin, hele ki bu suçlar bir örgüt çatısı altında işleniyorsa ve bu kişiler de bu örgütün üst düzey yöneticileri olarak lanse ediliyorlarsa, eşi benzeri görülmemiş bir korkutuculuğa sahip olmaları gerekirdi. Bu sözde suçları işlerken irtibat kurdukları başka kişilere karşı inandırıcı ve etkileyici olmaları, birlikte suç işlemeye elverişli kişiler olduklarını ispatlamaları, ayrıca kendilerine karşı çıkacak veya rakip olacak başka suçluları da caydırmaları şart olurdu. Oysa Sayın Adnan Oktar da, arkadaşlarımız da son derece cana yakın, esprili, sevimli, insancıl kişilerdir. Sayın Adnan Oktar'ın arkadaşlarımızla canlı yayınlarda nasıl şakalaştığı, espriler yapıp hep birlikte kahkahalarla güldükleri ortadadır. Arkadaşlarımız canlı yayınlarda ilgi çekici ve komik olmak için çok sayıda eski Türk filmi canlandırmasında rol almışlar. Bu filmler A9 televizyonunda canlı yayınlarda defalarca gösterilmiş, ayrıca internete de yüklenerek YouTube gibi platformlarda binlerce kez paylaşılmıştır. Sözlü suç örgütünün güya en üst düzeyde yöneticisi olduğu iddia edilen kişileri, bu rollerde seyredenlerin onların caydırıcılığı hakkında ne düşünecekleri aşikardır. Hem Sayın Adnan Oktar hem de arkadaşlarımız yine canlı yayınlarda hararetli dans performansları sergilemişler. Kendisine korkutucu, caydırıcı bir görünüm vermek isteyecek kişilerin hiçbir şekilde yanaşamayacağı eğlenceli figürleri samimi bir şekilde icra etmekten çekinmemişlerdir. Sayın Adnan Oktar da tüm bu performanslara hep esprileriyle katılmış, zaman zaman da kelime benzerliklerinden çıkarak yaptığı esprilerle seyircileri kahkahaya boğmuştur. Burada şahit olduğumuz atmosfer bize çok açık bir gerçeği göstermektedir. Arkadaşlarımızın suç örgütü gibi bir oluşum meydana getirme niyetleri bulunmaz. Bizler birbirlerini çok seven, çok iyi anlaşan ve birbirlerini uzun yıllardır tanıyan bir arkadaş grubuyuz. Bir arada bulunma amacımızsa bir sivil toplum örgütü faaliyetleri çerçevesinde şekillenmektedir. Bir suç örgütü çerçevesinde değil.